Efendim merhabalar. Vakti şerifleriniz hayır olsun. Hayırlar fetoda, şerler defoda. Mevlid Kandili. Özel. Şimdi size sesleniyoruz. Mevlid Kandili dolayısıyla Hazreti Peygamberimizi anmak ve onun sünnetine tabi olan bizler olarak onun ahkamına ve onun ümmetine layık olabilmek için neler söyleyebiliriz? Aslında Peygamberimizi anlatmaya bütün dünyadaki ağaçlar yetmez. Kalem olsa, bütün dünyadaki sular mürekkep olsa yetmez. Peki o zaman biz neye sarılacağız? Kimin dilinden anlatsak size acaba Hazreti Peygamberimizi? Söyleyeyim. Hazreti Ali Efendimiz, Kerem Allah'a veci. Hazreti Peygamberimizin hakikatini gören o mübarek zat. Belki bilirsiniz ama Veysel Karani Hazretleri kendisine Hazreti Peygamber'in gönderdiği Hırka-i Şerif'i almaya geldiğinde karşısında Hazreti Ömer ve Hazreti Ali Efendimiz vardır. Hazreti Ömer'e sorar. Nasıldı Hazreti Peygamber diye. Hazreti Ömer de anlatır. O onun zahirini görmüştür, doğru da görmüştür. Adaletli olduğunu, insanlara şefkatle muamele ettiğini, yakın davrandığını, yüzünün gülümsediğini fakat içinin her zaman hüzün dolu olduğunu anlatır. Daha nice nice şeyler söyler. Doğru görmüştür. Daha sonra Hazreti Ali Efendimiz'e döner ve der ki, sen nasıl gördün ya Ali? O da Hazreti Peygamberimizin batınını anlatır. Ve orada der ki, hakikati görmüşsün ya Ali der. İşte biz de Hazreti Ali Efendimiz'in dilinden anlatmaya çalışacağız. Nereden? Divanından. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz, o peygamberin mübarek yüzü parlayan bir ay gibiydi. Ayın 14'ünde bulutlar arasında görünen dolunaya benzerdi diyor. Mah. Çok önemlidir. O yüzün gerçekten de bir mehtaba benzemesi. Çünkü aydınlık getirmiştir. Değil mi? Güzeldir. İşte ondan dolayı Türk sanat musikisinde olsun, ilahilerimizde tasavvuf musikisinde olsun, hep burada mehtap dediğimiz vakit Hazreti Peygamberimiz akla gelmelidir. Çünkü o güneşten, şemsten, yani Hazreti Allah'ın tecellilerinden aydınlanmış ve onu yansıtmıştır. Yansıtmıştır. Ayda aldığı şuaları tekrardan insanoğluna, aleme yayan özel bir, değil mi, kainatın içerisinde sembol olarak karşımıza çıkar. Devam ediyor. Bir beyit daha var burada. Hazreti Ali Efendimiz bu kibari kelamında, divanında şöyle bahsediyor. Allah'ın kendisine ilham ettiği ve kalbine doğurduğu işlerde oldukça emindi. Emin. Emindi zaten Hazreti Peygamberimiz. Peygamber olmadan da emindi. El-emin olan. İşaret buyurduğu şunlar. Allah'ın kendisine ilham ettiği. Boşuna konuşmuyor. Kalbine doğurduğu işlerde Allah direkt kalbine tecelli ediyor. Oldukça emindi. Burada istidrac yok. Burada hiç başka bir parazit yok. Devam ediyor Hazreti Ali Efendimiz. Eğer emanet edilen şeyler söz ise, emaneti veriyor Allah, kelamı veriyor kendisine, onları doğru ve tam olarak tebliğ ederdi. Ne kadar ciddi olduğu, ne kadar ciddi olduğu, vahiy indiği andan itibaren bunları ezberlemesi ve hemen katiplerine yazdırması burada aslında dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi olmalıdır. Devam edelim mi efendim? Edelim. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'in, Hazreti Peygamberimiz'le olan münasebetini içeren bazı pasajlar vardır divanda. Okumak lazım efendim. Kibar kelam çünkü. Diyor ki orada Hazreti Ali Efendimiz, ey seçkin peygamber, seni nefsimle korurum. Korumadım. Yatağına yatmadım. O Medine'ye olan hicreti sırasında. Kafirler orayı bastıkları vakit kendini feda etmek üzere o yatağın içerisinde yatmadı. Çünkü senin vasıtanla Cenab-ı Hak bizim üzerimizden cehalet karanlığını kaldırdı diyor. Hazreti Ali Efendimiz ta küçük yaştan itibaren Hazreti Peygamberimizin evinde olan, hane-i saadetlerinde olan ve onunla vahyin gelişini yaşayan ilk Müslüman olanlardan. İlk Hazreti Hatice, sonra kendisi geliyor. Ve kendimi feda ederim senin için diyor.
Canım bu tende oldukça sana ruhum ve canım feda olsun diyor. Yani ben yaşadığım sürece her şeyimle sana amadeyim diyor. Canın ne kıymeti vardır ki? Ben de o köke mensup bir malım diyor. Yani bir elmanın bir yarısı. Yani aynı nurun parçası. O kadar tevhid olmuşlar ki. Hazreti Ali Efendimiz yine bu minvaldeki Divan-ı Kebir'in içerisindeki sözlerinde şöyle buyurur. Çocukluk günlerimden başlayarak beni yükselten, ayaklandıran, yeme ve içmeme yardım ederek beni eğiten o büyük peygamber. Çünkü hakikaten de Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'yi eve almış, onun geçimini sağlamış, onun hem maddi hem manevi tekamülünü gerçekleştirmiştir. Bunları biliyoruz. Beni eğiten diyor. Ve o sıralarda yine Nehcül Belaga'ya baktığımız vakit, yani Hazreti Ali Efendimiz'in diğer eseri ki o da bir araya getirildi. Orada diyor ki, Hazreti Peygamberimize diyor vahiy geldiği vakit şaşardım diyor. Yüzü sararırdı. Kendinden geçerdi. Ve o sıralarda diyor bir cayırtı kopardı diyor. İnilti gelirdi diyor. Korkunç sesler çıkardı diyor. Ya Resulallah bu nedir? Kimdir dediğim vakit şeytandır. Şeytan bu vahiyden korkmaktadır ve kaçmaktadır. Bu vahiy şeytanları kaçırır, iblisleri kaçırır. Böyle buyuruyor. Efendim, daha ne diyelim ki? Divan-ı Kebir'in içerisinde son olarak Hazreti Ali Efendimiz'in duaları vardır. Çeşitli bahislerde, çeşitli kavramların üzerine çıkarsamaları vardır. Bizlere öğütleri vardır. Ama bir tanesi var ki, Mevlid Kandili dolayısıyla da onun altını çizelim efendim. Yapmayalım. Diyor ki, temiz huylu insanlara, temiz huylu insanlara, yani nefisleri temizlenmiş insanlara, yani nefesleri temiz insanlara, ilim, fazilet, edep ve irfan süsü oldu. Onlar her zaman bu özelliklerle temayüz ederler diyor. Burada da kastettikleri kamil insanlardır. İnsanı kamil olanlardır. Yani Hazreti Peygamberimizin yolundan gidip onun ahlakıyla ahlaklananlardır. Çünkü Hazreti Peygamberimizin ahlakı Kur'an ahlakıdır. Sünnet böyle bir şeydir efendim. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.